Ameliyattan korkan hastalarınız neler yapacak? Estetik operasyon ihtiyacı var ama ameliyattan korkuyor. Ve geçici yöntemler de var. Peki bu geçici yöntemler nelerdir? Ameliyat korkusu olan hastalarımız neler yapacaklar? Evet, estetik ameliyattan korkan oldukça çok sayıda hastamız var. Fakat bunlar için kullandığımız geçici yöntemler tüm vücutta istediğimiz gibi kullanılan yöntemler değil. Bunlar için dolgu materyalleri kullanabiliyoruz ameliyat olmak istemeyenler için. Fakat bir popo büyütme için yine meme protezi tarzında bir silikon protez kullanmak zorundayız ve ameliyat da yerleştirmek zorundayız. Bazı dolgu materyalleri var ama istediğimiz sonucu onlarla elde edemeyebiliriz. Yani cerrahi yöntemlerle elde edilecek sonuçları geçici yöntemlerle cerrahi olmayan daha az müdahale gerektiren, kolay müdahale gerektiren yöntemlerle elde edemeyiz. Bunu söylememiz lazım. Ameliyattan korkan insanlar için özellikle yüz bölgesinde işte botoks gibi, dolgu maddeleri gibi yöntemler kullanılabilir. Ama bunlar etkileri kısıtlı olan yöntemlerdir. Cerrahi müdahale gibi etkisi görülemez. Yani etkisi az miktarda olur ve geçicidir. 3 ay olur, 6 ay olabilir. Belki daha uzun, 1 yıl olabilir ama çok uzun süre istenilen etkiyi sürdürmezler. Estetik ameliyatlar bu açıdan bakıldığında vazgeçilmezdir. Ancak ameliyattan korkan hastalar için böyle dolgu materyalleriyle veya işte askı dediğimiz yöntemlerle geçici çözümler olabilir. Ama hiçbir zaman ameliyat kadar, cerrahi müdahale kadar etkili olamazdır.